Selamun Aleyküm. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Doblo gibi araçlarda yaygın olarak kullanılan bu ototeybinden bahsedeceğim. Sıradan özelliklerinden bahsedip canınızı sıkmayacağım. Ben bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim size. Özellikle bu teyp bluetoothlu telefondan bağlanabiliyorsunuz teybi. Fakat monotip olduğu için sadece telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde telefondan ses dosyası aktaramıyorsunuz teybi üzerine. Eğer te telefondan teybi üzerine ses dosyası aktarmak isterseniz e, ya AUX girişini kullanacaksınız ya da e, USB girişinden e, telefonu teybe bağlamanız gerekir. Zaten konsolun alt tarafında bir adet AUX girişi ve bir adet USB girişi mevcut. E, şimdi gelelim özelliklerine. Hemen Buradan menüye girelim. Menüde sistem ayarları diyor. Sistem ayarlarına tıklıyorum. Temel ayarları dön diyorum. Bu nedir? Telefonlardaki fabrika ayarlarıyla aynıdır bu. Fabrika ayarlarına dön ayarıyla aynıdır. Ee, eğer ki teybin ayarlarını karıştırdıysanız, değiştirdiyseniz ve geri dönüşüm yapamıyorsanız hemen buraya tıklayarak Teybin e, fabrika çıkış ayarlarına geri dönebilirsiniz. Onun dışında bakın radyo 20 dakika sonra kapanacak. Bu açık eğer şu anda açık. Bakın kapattım açtım. Bu açık eğer normal şartlarda kontağı kapattığınızda teyp kapanır. Ama eğer bu açıksa kontağı kapattıktan sonra teyp 20 dakika daha çalışır ve 20 dakika sonra kapanır. Onun dışında açılış ses ayarı kısıtlama. Bu şu anlama geliyor. Normal şartlarda siz yüksek ses dinlerken teybi kapattınız. Teybi ilk açtığınızda yine yüksek ses kaldığı yerden devam eder. Ama eğer bunu açarsanız, eee teybi en son yüksek ayarda bırakmış olsanız bile ilk açtığınızda orta ayarda bir ses tonuyla tepsi karşılar. Daha sonra otomatik radyo diyor. Bu otomatik radyoya önce menüsüne girelim. Ne anlama geliyor? Diyelim ki AUX'dan bir şey dinliyordunuz veya da USB'den bir şey dinliyordunuz. Teybi o şekilde kapattınız. Tekrar teybi ilk açtığınızda karşınıza radyonun çıkmasını istiyorsanız bunu bu şekilde onaylamanız gerekir. Ya şu anda kapalı, şu anda açık. Yani ben kontağı ilk açtığımda teyip açılır ve karşıma ilk olarak radyo çıkar. Bunu istiyorum diyorsanız bu şekilde olsun. Ya da diyorsanız ki ben eğer USB'den parça dinliyorsam tekrar bunu çalmaya devam etsin. O zaman da bunu tıklayacaksınız. Ben hep radyoyu kullandığım için radyoyu tıklıyorum geri gidelim. Otomatik radyoda tamam. Sistem ayarları bu kadar. Şimdi gelelim ses ayarlarına. Ses ayarlarının e, özelliklerini çok kişi bilir zaten. Tizler, ortalar, baslar bunlar basit şeyler. Balans ayarı. Loading'e zaten şiddeti ses demek. E, hıza duyarlı ses ayarı var burada farklı olarak onu anlatayım. Aracın hızı arttıkça teybin sesini yükseltir. Eğer bu açıksa, bakın buradan da şiddetini ayarlıyorsunuz. Kapalı diyor. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü. Ben üçüncü derece olsun diyorum. Çünkü aracın e, hızı arttıkça motor sesi de yükselir. Bununla beraber teybin zor duyarsınız. Bu bu özellik e, aracın hızı ile beraber teybin sesini de yükseltiyor. Ondan anlattık. Geri gelelim. FM istasyonlar listesini ara diyor. Buna tıkladığınız zaman bulunduğunuz konumdaki en iyi çeken radyo kanallarının listesi karşınıza çıkar. Buradan istediğiniz kanalı seçip beğenip tıklayıp dinleyebilirsiniz. Onun dışında trafik anonsları diyor. Bu trafik anonsları özellikle tünellerde çok işe yarıyor. Mesela Bolu Tüneli'ne girdiniz. Bu özellik eğer açıksa bakın şu anda açık konumda kapattım açtım. Bu açıksa eğer siz ne dinliyor olursanız olun ister AUX ister radyo ister USB'den ne dinliyor olursanız olun yayın kesilir ve tünelle ilgili bilgi veren radyo devreye girer. Orada tünelle ilgili bilgi dinlersiniz. Çok güzel bir şey. Ee, geçelim onu şimdi bölgesel. Bu bölgesel de bildiğim kadarıyla Türkiye'de kullanılmıyor. Fakat ne işe yarıyor onu anlatayım. Mesela Bursa'dasınız. Bursa sınırları içinde e, Bursa ile alakalı bir felaket durumu söz konusu olabilir. Acil durum söz konusu olabilir. İşte hortum, fırtına vesaire, sel. E, eğer bu açıksa bu şekilde kapalı, bu şekilde açık. Eğer bu açıksa siz ne dinliyor olursanız olun e, yayın kesilir ve Bursa'daki verilen acil durum bilgisini dinlersiniz. Ondan sonra alternatif frekans diyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bakın şu anda açık. Kapattım açtım. Mesela TRT FM'i dinliyorsunuz şehir şehir dolaşıyorsunuz her şehirde frekansları farklı ne yapıyorsunuz internetten e, frekanslara bakıyorsunuz oradan buluyorsunuz ya da yol kenarında işte tabelalar var işte TRT FM'in frekansı bu diyor onu oradan okuyup işte burada e, ayarlıyorsunuz onu dinliyorsunuz uğraşmanıza gerek yok eğer bu açıksa bulunduğunuz bölgedeki frekansı kendi otomatik olarak bulur ve siz hep TRT FM'i dinleyerek yolculuğunuza devam edersiniz bakalım başka ne var evet ayarlar bu kadar ee, onun dışında anlatacağım ne var? Mesela e, information tuşu var. Radyodayken buna bastığınız zaman radyo kanalının... Biraz sonra ekrana çıkar. Radyo kanalının geniş kapsamlı bilgileri karşınıza çıkar. Tabii önce iyi çeken bir kanal ayarlayalım şuradan. Evet. Bunun üzerinden information'a bastık mı? Radyo kanalının bilgileri karşınıza çıkar. Bakın bu şekilde. Eğer USB'den bir şey dinliyorsanız USB parçası ile ilgili bilgiler karşınıza çıkar. Ee, onun dışında mesela... E, bazıları diyebilir ki radyo kanalı ayarlıyorum buradan manuel olarak. Bunu nasıl kaydedeceğim numaralı tuşlara? Herhangi bir radyo kanalını ayarladınız. Mesela güzel çekiyor. Beğendiniz o kanalı. Hangi tuşa kaydetmek istiyorsanız o tuşun üzerine basık tutuyorsunuz. Ve o kanal kaydoluyor. Onun dışında medya tuşuna bastığınızda AUX girişi devreye girer. Ya da bir daha bastığınızda USB'den bir şey dinliyorsanız USB devreye girer. Şu anda hiçbir şey bağlı olmadığı için sistem devreye girmiyor. Mevcut medya yok diyor. Eğer AUX'tan bir giriş bağlı olsaydı veya USB'den bir giriş bağlı olsaydı dediğim gibi onlara bağlanırdınız. PON zaten telefon. Benim telefonumun bilgileri karşınıza çıktı. Eğer bir telefon bağladıysa zaten PON tuşuna bastığınızda telefonu bağla diyecek. Oradan sizi yönlendirir ve telefonunuzu çok rahat bir şekilde e, teybe bağlarsınız. Bu zor bir şey değil. Onun dışında bakın burada arama listesi var. Son aradığınız numaralar burada karşınıza çıkar. İşte rehber karşınıza çıkar. Hangisini tıklarsanız o. Klavyeye basarsanız buradan telefonu hiç kullanmadan numaraları tuşlayarak herhangi bir arama yapabilirsiniz. Şuradan da aramaya basar. Aramayı, aramayı gerçekleştirirsiniz. E, onun dışında e, radyodayken şu tuşa bastığınızda yine ee, ana menüde bulunduğu gibi mevcut konumda bulunduğunuz en iyi çeken radyo frekansları karşınıza çıkar. İsimleriyle beraber karşınıza çıkar. Buradan kullanırsınız. Artı bunun dışında eğer USB'den bir şey dinliyorsanız mesela şarkı listeniz var USB'de dinliyorsunuz. Ee, şu dört tuşuna bastığınız zaman zaten üzerinde bir işaret var görüyorsunuz. Ee, bütün listeyi tekrarlar. Dinlediğiniz bütün listeyi tekrarlar. Üç tuşuna bastığınız zaman da mevcut parçayı tekrarlar. Bunları da bilin. Onun dışında da zaten bir şey yok. Ses açma, kapatma gibi öyle basit şeylerden bahsetmeyeceğim. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Hadi herkese hayırlı günler.